Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberana zam aleyhüm salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullah aleyh mecmainin bil cümle ahirete irtihal eden mü'minat rahmetullah aleyh mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırın ve dersini dinleyen kardeşlerimizin bu cami şerifi bina edenlerin bu cami şeriften güzeran eden eyyime hutaba müezzinin kayyimin cemaat-i müslüminin tüm geçmişlerimizin ervaçın el Fatiha. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eninül meriz. Evet. Allah hasta olmaz. Allah uyumaz. Uyuklamaz. Yorulmaz. Bunu niye söylüyorsun? Bunu herkes biliyor. Söylüyoruz efendim. Çünkü hala dünyayı karıştıran Yahudiler Allah çalıştı çalıştı, cumartesi günü yoruldu, dinlendi diye cumartesi tatil yapıyorlar. İnançları böyle ya adamların. Evet, Hristiyan'da pazar günü dinleniyorlar. Yok, Allah dinlenmez. Evet, Allah yeryüzünü, semal, her şeyi yaratırsa vesteve alel arş. Arşa istiva etti. Her gün kendine düşen işi yapıyor. O bizim ölçülerimiz dışında. Onun yarattığı belli. Düzen ortada. Kendimizdeki muazzam düzen ortada. Yaradan var. Yaradan bize benzemiyor. Bizim şeyimiz böyle. Evet. Şimdi insan oldu, hastalanır. Hastalanması da kendi kusurundan dolayıdır. Soğuktan korunmazsan hasta olursun. Allah'ın kanunu var arkadaş. Balkonun kendini aşağı atarsan bacan kırılır. Ölürsün. Allah'ın kanunu var. Yer çekimi diyorsun sen ona. Allah'ın bu kanuna uymazsan sen de hastalanırsın. Hastalanmanın da faydası var. Evet. Nasıl faydası olur efendim? Evet, şimdi onu söyleyeceğiz. Mümin Allah'ın sevdiği kişidir. Allah sevdiği kişiyi her fırsatta bir bahane bulup affeder. Onu atamaz kenara. Nereden söylüyorsun bunu? Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Meyhanede 30-40 sene sabahlara kadar içmiş. Pavyon kapatmış. Öyleler var ya. Sonra da Allah hidayet nasip etmiş. Gel kardeşim Mevlana değil. Baza tü enti hasti baza. Gel neysen gel. Bu onun sözü değil ki. Allah'ın sözü bu. Kur'an'ı tefsir ediyor Mevlana. Hiç Allah'ın rahmeti ümit kesmeyin diyor Allah. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. Şurada burada kendini yazık eden kullarım. Bak dikkat edin. Kullarım diyor, dışlamıyor. La taknatu min rahmetillahi. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. İnnallâh yâfir zunûbe cemî'â. Allah tüm günahları affeder. Şimdi mümin yamuk basıyor. Yamuk konuşuyor. Yanlış hareket ediyor. Ama mümin, Allah sevmiş. İnandığı için La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş. Kulun benden başka ilah olmadığını bildi diyor. Hadisler var böyle. Bu bilgisinden Allah memnun oluyor. Ama nefsine uymuş, yanlış yapmış. Şimdi onu af vesilesi şeylerden birisini söyleyeceğiz size. Peygamberimiz söylüyor tabii. Biz de size aktarıyoruz. Şimdi hastalığınca mümin yandım. Susuzum, bacam, kalbim, kafam, demiyor mu? Git dinle istersen İngiltillerini. Ne diyor güzel peygamberimize bak. Eninül meriz. Hastanın inlemesi. Hastanın inlemesi. Yandım. Koptu dizim. Demesi var ya. Tesbihun, tesbihtir. Çünkü küfretmiyor ya.
basıyor, küfür edenler de var ya. O küfür etmiyor. Oh diyor. Demesi daha çok rütbe alacak ama herkes büyük rütbe alamaz, kumandan olamaz, kahraman olamaz. Evet. Hiç of diyen, demeyen peygamber. Eyyub Aleyhisselam yataklara düşmüş. Şeytan gelmiş. Malın aldı demiş Allah. Şerbetini aldı. Çocukların bir bir oldu. Ve sen demiş bir karıya esir oldun. Hala şükür diyorsun. O gene şükür, şükür. Bir şey konuşmuyor. Cebrail gelmiş ya. Ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum demiş. Şikayetim de yok. Ama melun geliyor beni rahatsız ediyor demiş. O ah demiyor yani. Oh demiyor. Acımıyor. O da insan ya. Acımaz mı hiç? Ama o Eyyub Aleyhisselam ya. O peygamber. Ha biz oh ah oh diye enin hastanın inlemesi tesbihtir. Çünkü mücahede ediyor ağrıyla acıyla. Mücahede ediyor. Evet, hastalıkla günahlarını affettirir. Tesbihtir. O anda sağlıklı olduğu gibi şehveti var mı? Nerede? Kolunu kıpırtma yapmayacağı hali yok. Şehvetini yıkmış. Ruh tarafı ortaya çıkmış. İlcin atlamına gelmiş, şıpır şapır ağlıyor. Ölürsem hakkınızı helal edin diyor değil mi? İşte bu inlemesi tesbihtir. Tesbihtir. Ve siyahuhu tehlil. Evet. Ses çıkarması, ses çıkarması la ilahe illallah demektir. Ve nefesuhu sadaka. Zor alıp veriyor zavallı. Nefes bile alıp veremiyor. Bu da sadaka vermektir. Yani sadaka vermiş gibi sevap kazanır ama ne kadar zor zavallı, zor nefes alıp veriyor. O sıkıntıdan dolayı sadaka ecri kazandırır nefes alıp vermesi. Ve nevmuhu alel firâşi ibâde. Dayanamamış, inlemiş, ağ çekmiş, uyumuş. Bu ibadettir. İbadettir. Derece sebebidir. Ve takallubuhu min canibin ila canibin ahar. Şuramı kaldırın, çürüdü, koptu, çevirin. Sağından sola dönmesi hastanın, evet sağından sola dönmesi hastanın keennemâ yukâtilil abde fî sebilillah. Sanki muharebe meydanında savaşan adam gibidir. Onun sevabını kazandırır. Yakulullah Sübhanehu, işte böyle döndürün, koptu, koşun, yetişin deyip durur. Bir oraya dönüyor, bir oraya rahat edemiyor, inleyip durur. Bu sırada Cenab-ı Hak meleklere buyurur ki, لِمَلَائِكَتِهِ اُكْتُبُوا لِعَبْدِي اَحْسَنَ مَا كَانَ يَعْمَلُ ف۪ي صِحَّتِهِ. Evet, bu kime? Çok büyük müjde var değil mi? Bu kime? Her müminin bir kere beş vakit kılması farz. Kılmazsan hep eksi yazıyor. Bir namaz vakti için sizin senenizde kaç bin sene diyor hesap bu. Aman yarabbi. Cennetlikler, cehennemdekileri görecekler, bakacaklar ki asker arkadaşı, talep arkadaşı. Arkadaş ya sen güzel adamdın, niye düştün oraya? Kur'an'da var. Lem nekü minel musallin. Arkadaş ben namaz maddesini kaybettim. Buraya gönderdiler, ütülüyorlar beni. Bunu görecek Kur'an'da ayet var böyle. Evet, böyle. Ya aman ya Rabbi. Şimdi adamın beş vakit namazı kılmaktan başka bizim aziz milletimiz öğle namazından sonra, sabah namazından iki rekat evvel sünnet var. Sünnet mecburi değil. Ama bu aziz millet sanki farz gibi kılar onu. Öğle namazından evvel dört rekat sünnet var. Namazdan sonra siz iki kılıyorsunuz, onu dört yapın. Zarara uğrarsanız ben ödeyeceğim. Ama kar ederseniz bölüşeceğiz yarıya. Onu dört yapın. Çok büyük müjde var.
İkisi Mekke'dedir, ikisi gayrimenkebededir. Dört yapın. Kılıyorlar bizim aziz milletimiz. İkinden evvel dört teker sünnet var, kılıyorlar. Akşamdan sonra sünnet var, kılıyorlar. Buna mecburu değil. Ama Peygamberimiz kılmış, ben de kılacağım diyor. Peygamber'e uyduğu için derece alıyor. Evvabin namazı var. Akşam namazından sonra 2, 4, 6 kılıyor. Kuşluk 2, 4, 6, 8, 10, 12 kılıyor. Adam peygamber kılmış. Gece kalkıyor, herkes uyurken kalkıyor. Tetecefe ayet celle var. Herkes uykuya daldığı zaman bize ibadet şevkinden, zevkinden dolayı kalkıp şakır şakır abdest alıp namaz kılan var ya diyor, Allah övüyor. Teheccüd namazı kılıyor. 2, 4, 6 ne kadar kılarsa. Evet. Virtli var. Bunlara virt denir. Her gün yapıyor bunu. İbadetin her gün yapılarına güzel. Doktor bile görmüyor mu? Aksatma ha diyor. Sabah bir, akşam bir. Bir gün dört tane, yarın yok. Oy 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 olmaz diyor. Her gün iki tane atacaksın, her gün atacaksın diyor. Demiyor mu böyle? Aha, bunlar da böyle. Her gün bir müminin yaptığı, bir mecburi olmadığı halde yaptığı bir sünnet kılıyor. Bak teheccüd kılıyor. 100 defa estağfurullah çekiyor peygamber. Siz de çekin diyor. 100 defa estağfurullah çekmeyi virt edinmiş. 100 defa ihlas okumayı virt edinmiş. 100 defa elhamdülillah. Biz 100 defadan fazla söylüyoruz değil mi? 33 sabah namazında, 33 öğle namazında, 32 namazında 99, 33 yatsı namazında kaç? 126 mı etti? Günde bir kere 30, Sübhanallah'ı kaç defa söylüyoruz? Elhamdülillah de her namazdan söylüyor. Aziz milletimiz yapıyor bunu. Mecburi değil. Virdimiz var böyle. Ama yatağa düşmüş. Oh defteri çevirin. Yetişin. Nereden tesbih çekecek? Nereden kalkıp namaz kılacak? Bu virtlerini diyor, sağlamken yaptığı daha iyisini yazın diyor. Şimdi hastalık onu hapsetti. Daha iyisini yazın, meleklere söylermiş. Yaptığının daha iyisini yazın. Eksiltmeyin. Ahsene mâ kâne yâmelü fî sıhhati. Sağlıkken bu virt edindiği güzel ibadetlerin, zikirlerin, tesbihlerin daha güzelini yazın diyor. Daha güzelini yazın buyurur. Evet. Bir hastalıktan söz ettik. Uçağla git, özel arabayla git. Yolculuk evinde kalmakla eşit midir? İnsan evde kaldığı rahatı yolculukta bulabilir mi? İşlerse 5 yıldız otelde kal. Evin gibi olur mu ya hiç? Evin gibi olmaz. Yolcunun bir sıkıntısı var. Şu alamadım, veremedim, gidemedim, gelemedim falan. Yolculuktan dolayı bu her gün yaptığı şeylerde yapamamış. Nereye gidiyor? Anasını ziyarete gidiyor. Nereye gidiyor? Para kazanmaya gidiyor helalinden. Yolculuk yapacak ki kazanacak. Aha böyle yapamamış. Daha güzelini yazın. Meşru bir sebeple gidiyor çünkü. Allah'ın emri var. Kazanın, yeryüzüne dağılın, kazanın diyor. Bu sebeple gitmiş, yapamamış. Evet. Yolculuk sebebiyle yapamamış. Evet. Böyle daha güzelini yazın. Bunlar nafileler içindir. Daha güzel yazın. Evet. Ötekilere yok canım, onlar Allah büyük. Şimdi insan gençken keskin bıçaklı oluyor. Yaşlanınca halden anlıyor. Aklı başına geliyor ama gücü kalmıyor. Öbür tarafa gidiyor. Onun için bir Fransız atasözü var, çok güzel. Si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait. Gençlik bilse, ihtiyarlık yapabilse. İnsan öğreniyor ama gücü kalmıyor. Hakikaten bu çok önemli. Bu ela leyte şebabe yaudu yevmen fe uhbirahu bima faalel mecibu. Araplarında var bu da. Evet. İhtiyarlığınca insan hakikaten anlıyor. Şimdi namazı ayakta kılmak farz değil mi? Namazın 12 farzı var. Birisi kıyam, ayakta durmak. Ayakta durdum herif, başlıyor zangır zangır titremeye.
başı dönüyor, hemen kendini atıyor. Oturmak zorunda. Tansiyon bir düşüyor, ediyor, gözü kararıyor. Oturmak zorunda. Keyfinden oturmadı arkadaş. Farz kıyam, kıyam farzı yapamadı. Oturdu. Bunun da ayaktaymış gibi yazın. Hadis bu işte. Mazereti dolayısıyla ama istismar etmeyecek. Akşama kadar dükkan dükkan dolaşıyor herif. Hırsız kedi gibi ensesi kalın. Camiye geldi mi atıyor sandalye. Yo yo kusura kalma arkadaş. Akşama da hiç bacağın ağrımıyordu ya. Camiye gelince bacağım ağrıyor sandalye. Yapamıyorsa diyoruz bakın. Allah'la kendin arasında. İstismar ediyorsan sana yok bu. Yok çaresiz kalmış. Ayakta duramıyor. Oturmak zorunda. Oturmak zorunda. Evet, şimdi doktorlar bize büyük hizmet ediyor. Ama biz din adamıyız. Dinde olanı söyleyeceğiz. Büyük insanlığa hizmet ediyor. Allah razı olsun. Ama adamın dini hassasiyeti kuvvetli değil. Bir bayram namazına gidiyor. Güzel doktor ama gidiyorsun. Bundan sonra diyor namaz ayakta durma, otur. Ya her gün işinde kaydında kardeşim bu adam. 20 sene evvel bana söyledi, sakın dedi, bacan kıvırma dedi. Ben hala dinlemiyorum, kıvırıyorum. Ya dini hassasiyeti olmayan doktorumuz da vebalin benim diyor ya, sanki vebalin kendisini taşıyabilecekmiş gibi. Yani herkes böyledir demiyorum da, yani iş sende bitiyor, onu söylemek istiyorum. Adamın bir bayram namazı yok, mümindir, başımızın tacı kardeşimizdir ama dini hassasiyeti zayıf. Kıvırma, bükme, etme diyor. Biraz zorlanacaksın tabii. Yapabiliyorsan, yapabildiğin kadar. Farzları dikkat edin. Farzları. Çaresiz kaldınız mı? Ha. Ayakta durma farzı yapamıyorsun. Onu yazın diyor Allah. Çünkü hastalığından dolayı yapamıyor bunu. Hastalığından da yapabilmiyor. Yani istismar Allah'la senin aranda. Onu bilmem. Dini açıdan arz ediyoruz bunu. Böyle her gün yaptıkları farzları da yapamıyorsa onlara da şimdi farza da olur mu hocam? Tabii sekerat-ı mevti girmiş herif. Böyle adamları görüyorsunuz. Zor nefes alıyor, yazık. Nasıl sıkılıyor. Nereye kalkacak da abdest alacak, namaz kılacak. Nerede? Namaz kılmış gibi yazın diyor. Çünkü onun şu anda yapabilecek durumu yok. Adam mümin. Evet. Yapmış gibi yazın diyor. Yani kaç gündür yatalak. Bir sene yattı. Kendinde değil yazın diyor. Evvelce yapıyordu bunları ya. Ha bakın. Vay be. Demeyin yani. Bak böyle var hadis. Bir mazeret yapamadığından dolayı onlar da farzları da yazın. Farzları da yapamıyor çünkü. Elinde değil. Hadis öyle, evet öyle diyor. Üktübü di abdi, kuluma yazınız. Ahsene mekâne yâmenü fî sıhhati, sağlığında hastalanmadan evvel yaptıklarının farzlarında yazınız, nafilelerinde yazınız. Yazınız. Alimler bunları da söylüyorlar. Evet. Feyza kâmeş sümme meşâ. Şimdi böyle bir hastalığa düştü. Yandı, kavruldu. Bir bakıyorsun, Allah Allah. Geçen günü bir arkadaşıma rastladım. Talebeyken 90 kiloydu. Bir baktım 40 kilo vermiş. Böyle bir deri bir kemik kalmış. Nereden nereye ya Rabbi? İşte böyle adamı çıkarıyorlar, indiriyorlar. Yavaş yavaş toprağa yaklaştırıyorlar. Hayat bu. Bundan örnek alacaksın. Sağlığın varsa kıymetini bileceksin. İbadetin güzelliğini yapacaksın. Hizmet edeceksin, koşturacaksın. Sonra yapamıyorsun. Elinde olmuyor demek istiyoruz yahu. Evet, şimdi hastalığa yakalandı adam. İnleye inleye, ağrı çırpına çırpına yattı. Sonra Allah şifa verdi. Feyza kâme sümme meşâ. Kalktı. Yürüyor. Kâne kemen lâ zembele. Hiç günahı yokmuş gibi olur.
o hastalık günahlarını tamamen sildirir. Evet. İslam bu işte. Mümin yapıyor, hastalık dolayısıyla acı çekmiş, kusurları var, siliyor Allah onu, tertemiz ediyor. Ramazan da böyledir. Güzel bir Ramazan geçen anadan doğmuş gibi olur. Helal parayla güzel bir hac yapadan da anadan doğmuş gibi olur. Hastalık da böyledir. Yaptığı müminin şeyler yapaması aynı yapmış sayılır, şeylerinden kurtulur. Efendimiz söyledi efendim. Biz de size aktarıyoruz. Yani niye beni hasta ettin? Benden başka da mı? Deme dur. O senin için iyilik ya. Sen çünkü yamuk bastın da Allah seni sevdiği için düzeltiyor seni, ütülüyor. Demir, yıllık demiri ısıtıyorlar, ısıtınca düzeltiyorlar. Sen de düzeltti Allah. Onun için itiraz yok. Devam edeceğiz. Hastalık böyle bir nimet, sıkıntı böyle bir nimet. Ayağımıza diken batsa lehimize. Yalnız bu sakın doktora gitmeyin demek değil. Tekrar söylüyorum. Kızıyorlar da yok efendim. Koşacağız. Ama ne kadar koşsan da yerini bulduramıyorsun. Bazen ya ha diyeceksin. Bu benim lehime. Hazreti Ali sıkıntıya uğramadığı gün ağlarmış. Niye ağlıyorsun Ali derlermiş. Bugün canım yakan bir olay olmadı. Allah'a ne günah ettim acaba? Canımı yakması Allah'ın beni sevmesinin alameti diyor yani. Can kurtaran simidi diyor sıkıntı. Sıkıntıya uğramadı Allah beni diyor. Beni niye reddetti acaba? Evet, incelik var böyle. Mümin her zaman Allah'a şükredecek. Allah'a isyan etmeyecek. Onu söylemek istiyoruz. Evet, hastalık sonunca da tertemiz kalkar. Buradan hareketle hemen vardır vermen yalnız da ani ölümleri sevmezler. Acı çekiyor adam hasta, o sonra ölüyor. Hastalık da görüyorsun temizliyor, arındırıyor. Alimlerin mutalası, ani ölümde bu acı yok ya. Ama adam çok temiz, bir şeyimiz yok yani. Her ani ölene vay cehennemlik demeyin yani, öyle bir şey söylemiyoruz da. Hasta çok çekti ya, ne kadar çekti demeyin. Mümin adam çekti mi günahı ödenir. Kafire bu yok. Kafir işte o dediğin mazlumların ahını çeker. Kolayı canını veremez. Bu hadis-i şerifi Deylemi Ebu Hureyre'den Hatip Bağdadi keza Ebu Hureyre'den nakletmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah.